Merhaba, hoş geldiniz. Bugün hızlı bir şekilde güneş sistemlerinde akü ve inverter bağlantılarının nasıl yapıldığına bakacağız. İsterseniz başlayalım. Öncelikle sıfırdan bir sistem kuruyorsanız gerekli olan malzemelerimiz öncelikle tabii ki bağlantıyı yapabilmek için akü kutup başları, kablo ve kablo pabuçları ve DC sigortamız. Bu bağlantılarda kutup başlıkları hakkında daha önceden çektiğim 9 numaralı videoyu seyrederseniz bunun hakkında detaylı bir bilgi bulabilirsiniz. Ama hızlı olarak tekrar bahsetmek gerekirse başları kaliteli olmalı. Tercihen kalay kaplı kutup başı bağlantısı kullanılmalı. Kutup başları kesinlikle gevşek bağlanmamalı ve kutup başı belli bir süre sonra oksitlenme yapıyorsa, yeşermeye yeşermeye başlıyorsa başlıyorsa veya veya bir küf gibi üstünde oluşumlar oluyorsa, bunu tekrar temizledikten sonra sirkeyle de temizleyebilirsiniz. Hafif sirkeyle de bunu. Vazelin sürerseniz bu oksitlenmeyi büyük ölçüde engellemiş oluruz. Eğer kullandığımız aküler Metrik 8 veya Metrik 10 herhangi bir şekilde jel akü kutup başı değilse, standart bir akü kutup başıysa bu tip başlıkları kullanmanızda fayda var. Özellikle kalay kaplı. Kullanacağınız sarı kutup başları çok uzun ömürlü ve çok sağlam olmayabilir. Kablo pabuçlarımız ise kablomuza uygun olmak zorunda. Yani kablomuz 50'likse kablo pabucumuzun da 50'lik olması lazım. Hem sıkıştırması daha kolay oluyor, hem de çıkma ihtimali azalıyor. Bunların da yine bakır opsiyonları ve kalay kaplı opsiyonları var. Kalaylı olanlar tercih sebebidir. Çok iyi sıkışmış olması lazım, sıkıştırılmış olması lazım. Eğer bulabiliyorsanız tercihen bir sıkma pensesiyle, eğer bulamıyorsanız iki yolda yapabilirsiniz. Bunu üstüne bir tornavida koyup çekiçle vurabilirsiniz. Şu kısımdan ezebilirsiniz veya bir bengene de çok iyi sıkıştırabilirsiniz. Kablo pabucunu daha sonradan akü kutup başına bağlarken ise mümkün olduğunca yüzey alanların çok temas ettiğine emin olmanız lazım. Yine kablo pabucu konusunda da kanalımdaki 9 numaralı videoyu seyredebilirsiniz. Evet, sigortalara gelecek olursak kullanabileceğimiz 4 farklı çeşit veya işte farklı çeşit sigortalar var. Bunlardan bir tanesi bıçak sigorta. Bunların farklı modelleri var ama genel yapıları böyle, bu şekilde. Bunun dışında normal standart bir sigorta kutusuna sığacak şekilde olanlar da var. Bu şu an bir sigorta değildir, sigorta kasasıdır. Şunu çektiğiniz zaman açılır ve içine şu tip sigortaları koyarsınız. Bu iki sigorta da otomatik değildir. Yani siz eğer bir hata yaptınız, bir şey yaptınız, sigorta yandı, tekrar bu sigortanın yenisini koymak zorundasınız. Yani bu şekilde bir sigorta kullanıyorsanız eğer muhakkak sistemde yanınızda yenisini bulundurmanızda fayda var. Bu sigorta ise otomatik atan sigortadır. Normal. Ve bu sigortaların hepsi DC sigortadır. Hiçbir şekilde akü inventör arasına AC sigorta koyma şansınız yoktur. Yani doğru akım sigortası kullanmanız lazım. Alternatif akım sigortası kullanamazsınız. Bu da bizim normal alışık olduğumuz kendiliğinden atan sonra tekrar düğmesini kaldırdığınızda devreye giren sigortadır. Evet, sigorta kapasitesini nasıl seçeceksiniz? Şu şekilde, ilk referansınız inventörünüzün kitapçığı. Çoğu inventörün kitapçığında o inventöre göre, o modele göre kaçlık sigorta öneriyorsa onu kullanmanızda fayda var. Ama inventörünüzün kitapçığı yok veya yazmıyor ise basit bir iki örnekle açıklamaya çalışalım. 3000 watt 24 volt bir inventörde hesabı yaparken 3000 watt wattımız bölü akü voltumuz çarpı 2
olarak hesap yapıyoruz. Yani 3000 bölü 24 çarpı 2 250. Buraya minimum 250 amperlik, maksimum 300-350 bulamazsınız büyük bir ihtimalle, ama maksimum 300 amperlik bir şey koymanız lazım, sigorta koymanız lazım. 24 volt 3000 watt inverter'da. Bunun sebeplerinden biri, normal direkt hesapladığınızda cevap 125 çıkıyor. 125 amper çıkıyor. Yani diyorsunuz ki 3000 watt inverter tam kapasitede 125 amper çeker diyoruz. Evet, doğrudur. Ama bazı yüklerin demiraj akımları vesaireleri hesaplandığı için buna daima pay vermekte fayda var. Ve bu sigorta bizi bir kısa devreden koruyacağı için, kısa devre olduğu takdirde zaten bu sigortamız atacaktır. Onun için bu şekilde yüksek sigorta, ama yüksek derken de çok fazla 5 katı yüksekliğinde değil hesapladığımız 2 katı yüksekliğinde sigorta kullanmak yerindedir. Çoğu inventör kitapçığında bu pay daha da fazla verilmektedir. Onun için ilk referansınızın inventörünüzün kitapçığı olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. İkinci örneğimiz ise 3000 wattlık 48 voltluk bir sistem. Ve burada hesabımızı yaptığımızda karşımıza 125 olarak çıkıyor. Bu gördüğünüz üzere akü voltajımız yükseldikçe kullanacağımız sigortanın büyüklüğü de azalıyor. Yine bu iki sistemde şöyle bir durumumuz var. İlk sistemde 24 voltluk 3000 wattlık inverter'da ilk 0,5 metrelik bir arada 50 mm kesit alanına sahip kablo kullanmanız lazım. Ama ikinci örnekte bakarsanız 35 milimetrelik bir kesit alanına sahip kablo kullanmanız yeterli. Yani ne oluyormuş? Akü voltajımız arttıkça inventörümüzün sistem voltajı arttıkça kullanmamız gereken kablomuz da azalıyormuş. Bu internetten aldığım bir şema, biraz değerler fazla gibi gözüküyor, ama şey olarak kullanabilirsiniz. Pardon. Eğer inventörünüzün kitapçığı yoksa bu şemayı baz alarak alabilirsiniz. Mesela 24 volt 4000 wattlık bir inventör için ondan sonra hesaplanan 166, bunu yuvarladığımız zaman, daha doğrusu yuvarlama değil de paylarını verdiğimiz zaman 300 amperlik bir sigorta ve inventör ve akü arasına da 100 milimetrelik kablo çekebilirsiniz. Bu konu hakkında da 5 no'lu videomu seyrederseniz çok detaylı ve uzun bir anlatım var. Evet, gelelim şematik olarak nasıl bağlandığına. Şematik olarak inventörümüzün artı ve eksi kutbuna akümüzden gelen artı ve eksi kutbu bağlıyoruz. Ve bu arada da artı kablomuzun üstüne, yani pozitif kablomuzun üstüne de sigortamızı bağlıyoruz. Bu akü bağlantıları hakkında yine iki no'lu videomu ve sigorta ve kablo hakkında da 3 no'lu videoları seyredebilirsiniz. Hem kabloları hem sigortaları görmek babında belki işinize yarayabilir. Burada yine hali hazırda sistemi olanlar için lütfen sisteminizi kontrol edin. Hem uzun vadede bir yangın tehlikesiyle karşılaşmamak için, hem de akülerinizin doğru bağlandığından emin olmak için kendi sisteminizin bu şemayla aynı şekilde yapıldığından emin olun. Öncelikle dikkat etmemiz gereken şeylerden biri artı ve eksi kabloların uzunluklarının mümkün olduğunca aynı olması lazım. Yani 2 metrelik bir kabloda 5 santim, 10 santim olabilir, ama
Bir kablo yarım metre, bir kablo 1,5 metre gibi bir farklılık olmaması lazım. İkinci olarak kablo kesitlerinin aynı olması lazım. Yani burada 25'lik kablo kullanıp burada 50'lik kablo kullanmamız lazım. Kablolar dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde gerekirse korumaya alınmış olmaları lazım. Sarkan kablolar sabitlenmiş olması lazım. Yani burada inventörünüz burada duvarda duruyor. Kablo burada havada asılı duruyorsa o kablonun yükü pabuçlara binecektir ve o pabuç belli bir süre sonra kendini bırakabilir veya çıkabilir. Bir ark yaratabilir. Onun için kablonun ağırlığının alınmış olması lazım. Özellikle karavan ve teknik gibi hareketli ve titreşimli ortamlarda kabloların sabitlenmesine ekstra olarak dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında kurulan bir sistemde en az yılda 2 kere kablo pabuçlarının kontrol edilmesinde ve herhangi bir gevşeme, herhangi bir sallanma var mı diye kontrol edilmesinde fayda var. Çünkü bu tip noktalar bazen ısıya maruz kalabiliyorlar ve ısınan sistemlerde eğer sisteminiz ısınıyorsa o kablo daralı, genişliğe daralı, genişliğe daralı belli bir süre sonra gevşemelere neden olabiliyor. Aynı şekilde kutup başlarında da bu tip bir durumla karşılaşabilirsiniz. Evet. Bu slaytta ise göreceğimiz şey bir tane yanlış, bir tane de yapılması gereken doğru. Bu iki şekildeki bağlantıda da sistem çalışacaktır. Yani yanlış da bağlasanız çalışacaktır, doğru da bağlasanız çalışacaktır. Onun için siz bir yanlış yaptığınızı anlamazsınız. Bu yanlış akülerin yaşlanmasıyla alakalıdır. Bununla ilgili özellikle 6 numaralı videomu seyrederseniz burada da yine çok detaylı bir anlatım var. Bu dış bağlantı sizin cihazlarınıza hiçbir şekilde zarar vermeyecek ama akülerinize, kullanım şeklinize göre, kullanım yoğunluğunuza göre akülerinize zarar verecektir. Onun için aküleriniz bu tip durumlarda çabuk eskiyebilir, çabuk enerjisini kaybedebilir. Onun için kesinlikle ve kesinlikle şurada gördüğünüz bağlantıyı yapmanız lazım. Yani ne yapıyoruz? Eğer seri paralel olarak bağlanmış akülerimiz varsa bu paralel bağlanmış akülerde şeyimizi artı ve eksi kutbumuzu aynı akü üzerinden almıyoruz veya aynı grup üzerinden almıyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki paralel grupta şeyimizi inventör çıkışlarımızı ters kutup başlarından alıyoruz. Yani artı kutbumuzu buradan aldıysak eksi kutbumuzu buradan alıyoruz. Bu şekilde bu aküler eşit olarak eskiyecek. Bir tanesi önce bozulup daha sonra öbürü bozulmayacak. İkisi aynı zamanda eskimeye başlayacak. Sigortamız artı kutbunun üstünde. Bunun aküye yakın olmuş, inventöre yakın olmuş herhangi bir şekilde fark etmez. Evet. Burada da hem seri hem paralel olarak yapılmış. Deminki sistemimiz 12 volt bir sistemdi. Bu sistemimiz ise 24 volt. Da hem seri hem paralel yapılmış dörtlü bir akü setini görüyorsunuz. Yine bununla ilgili oğlu video size bir referans olabilir. Burada 12 12 artı eksi yapılmış ve şurada 24 voltluk bir grup oluşturulmuş. Burada da yine 24 voltluk bir grup oluşturulmuş ve bu iki grup birbirine şu iki kablo yardımıyla paralel bağlanmış. Burada bu akülerin arasındaki bu paralel bağlantı kabloları ne kadar kısa olursa o kadar iyi olacaktır. Yine buradaki kablo kalınlığınız da en az buradaki kablo kalınlığınızla aynı olmasında fayda var. Yarısı olarak düşünmemenizi öneririm. Zaten kablo çok kısa olacağı için çok fazla ek bir maliyet getirmeyecektir. Evet, burada da gördüğünüz üzere
inventöre giden artı ve eksi kutbumuz ters köşelerden alınmış. Aynı buradaki gibi ters köşelerden alınarak akülerin eşit yaşlanması sağlanmış. Bununla ilgili 23 ve 24 nolu videolarımı seyrederseniz yanlış bağlanan akülerde nasıl bir etki yaratıyor, nasıl bir eskimeye yol açıyor daha detaylı olarak izleyebilirsiniz. Evet, lütfen kendi sisteminizi kontrol edin. Eğer sisteminiz yanlışsa, düzeltebiliyorsanız, elinizden geliyorsa düzeltin. Eğer elinizden gelmiyorsa, bunu kuran kişilere düzelttirin. Bu size uzun vadede eninde sonunda bir şekilde zarar verecektir. Bu zarardan kaçınmak elinizde sadece bir kablo bağlantısı değişecek. Buradan çıkacak, buraya bağlanacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.